Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı yapacağım. Bu ne makyajı bilmiyorum. Adını siz koyun. Ama bence günlük makyajım diyebiliriz. Çünkü günlük olarak da bu tarz makyajı yaptığım çok oluyor. Ya da sadece farda çok ufak bir renk değişimi ya da rujda çok ufak bir renk değişimi yapabiliyorum. Ya da allıkta geriye ne kaldı ki diyeceksiniz. Ama genel olarak günlük makyajım buna çok çok benziyor. Ha bu arada başlamadan önce de kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi bakalım zaman kaybetmeden videoya geçelim. İyi seyirler. Evet, ilk olarak kaşlardan başlıyorum. Kaşlarımı Benefit'in bu renkli kaş jeliyle sabitliyorum, şekillendiriyorum. Ayrıca bu benim kaşımın renginden birkaç ton daha açık bir renk. O yüzden de o sert ifadeyi kırıyor. Daha yumuşak bir ifade veriyor bana. Gördüğünüz gibi şimdi kaşımın rengi bir ton açılacak bunu sürdükten sonra. Çünkü kendi kaşlarımın rengi saçlarımla aynı renk. Aslında daha sarışınların kullandığı bir kaş jeli ama zaten tüm kaşımı bununla boyuyorum. Bir de koyu olmasını istemezdim. Daha doğrusu kaşımın boyanmanın sebebi benim aralarındaki boşlukları kapatmak istememden ziyade bu aralardaki turunculukları yok etmek istemem. Bunları sildirmek istiyorum ama bir türlü güvenemedim. Ya da cesaret edemedim. Gördüğünüz gibi taşıyor. Hiç sorun değil. Az sonra onların çözümünü göstereceğim size. Evet, şimdi bu taşanları ne yapıyoruz? Böyle bir kulak çubuğuna makyaj temizleme solüsyonumuzu sıkıp taşan yerlerini siliyoruz. Şimdi böyle kesik uçlu bir fırça aldım. Bir de şu Flormar'ın kontür paletindeki şu en açık rengi alıyorum. Bununla kaşlarımın altında kalan turunculukları kapatıyorum ve hattını belirliyorum. Şimdi sıra gözde. Gözlerimi Urban Decay'in bu anti-agingli primerıyla. Bunu tüm göz kapağıma yedirdikten sonra makyajda yeni tekniğime geçiyorum. Ben niye uzun zamandır bant kullanmamışım? Bantla ne kadar harika farlar sürdüğümü göreceksiniz. Bunu yapıştırırken dikkat ettiğim şey böyle gelişi güzel yapıştırmıyorum. Buranın çok böyle dibinden değil, buraya çok dik değil. Şöyle hafif bir üçgen açı yapacak şekilde. Yani bunu siz hani hayal ederek artık gözünüzün duruşunu. Çok da kirpik dibinden değil. Yapıştırıyorum. İkisini de eşit açıyla yapıştırdığınıza özen gösterin. Far paleti olarak Too Faced'in bu iki far paletini kullanacağım. Bunu yeni aldım sayılır. Chocolate Bar ve Sweet Peach'ini kullanacağım. Böyle bir fırçayla, kalın uçlu bir fırçayla Sweet Peach'teki bu White Peach adlı açık rengi alıp tüm göz kapağıma yayıyorum. Hem böylece farın daha çabuk ve daha kolay ve daha düzgün yayılmasını sağlıyor. Şu an bant boğazıma kaçtı. Şimdi Real Techniques'in böyle bir crease fırçasıyla Chocolate Bar'daki bu Milk Chocolate isimli farı alıyorum. Ben bu farın rengini çok beğeniyorum ve her şeyle uyduruyorum. Her türlü farla da kombine oluyor. Turuncu farla da kombine oluyor. Pembe farla da kombine oluyor. Bu renk, hani bu renk far için bu paleti almak istemiyorsanız size bir alternatifim var. Bahama Mama'nın rengi de neredeyse bununla aynı renk. Ve Kat Von D'nin paletinde de biraz sonra kullanacağım. Bu renkten var. Neyse şimdi bunu şu şekilde sürüyorum gözlerimin. Uç köşelerine ve katlanma bölgesine. Şimdi bunu nasıl bir renkle kombine etsem, nasıl bir renkle karıştırsam ben bazen bunu yine bu paletteki Salted Caramel rengiyle karıştırıyorum. Ama bugün biraz daha günlük şeyimden farklı bir makyaj yapacağım. Daha kahvemsi tonlarda, daha nude tonlarda bir makyaj yapacağım. Bunun için buradaki püre ya da Summer Yum rengiyle karıştırabilirim. Ben şu Summer Yum rengini seçiyorum. Bunu da bu şekilde karıştırıyorum. White Peach'i gene alıyorum böyle ince uçlu bir fırçayla. Bunu hem kaş altıma
hem de kaş üstüme süreceğim. Kaş üstüme de şu şekilde. Böylece kaşları daha kalkık ve belirgin gösterecektir. Bu arada gözümün içine bu ten rengi kalemi çekiyorum. Gözümün altına far sürmeden bunu çekmeliyim ki sonra farla karışmasın. Ha bir de gözümün iç köşelerini aydınlatacağım. Bunun için de bu paletteki nektar rengiyle, parlak renkle buraları böyle. Şimdi küçük bir fırçayla böyle bu Milk Chocolate ilk sürdüğüm rengi aldım ve bunu sadece gözümün yarısına kadar getiriyorum. Yoksa gözün çekikliği yok olur. Belki azıcık da Summer Yum'u kullanabiliriz. Şimdi ise eyelinerımsı bir şey yapacağım. Bunun için iğne uçlu eyeliner fırçasını aldım. Bu Sweet Peach'teki Tempting rengini alıyorum, en koyu olan. Tabii önce fırçayı güzel bir yalıyorum. Bunu aldım, fırçanın ucunu ama sadece. Burası çok kritik. Bunun şeklini güzel becermek gerekiyor. Önce hafif çekerek şu yarısına kadar çekiyorum eyeliner'ı. Bana bu tarz yakışıyor. Daha sonra çok çekiştirmeden kuyruğunun devamını yapıyorum. Renk biterse yalayıp tekrar alıyorum. Bu pek olmadı. Almayınca da böyle sinirim bozuluyor. Bu da pek olmamış ki. Sonra kepik kıvırıcısıyla kepiklerimi kıvırıyorum. Flormar'ın kepik bazını sürüyorum. Hafif ama. İyi ki hafif dedim. Matlara sürmeyeceğim. Sonra geliyor Kat Von D'nin paleti. Şu büyük renkle kontür yapacağım. Kontürü en güzel böyle yaptığımı fark ettim. Şimdi bu fırçaya rengi alıyorum. Little Technics'in kontür fırçasına. Bu fırçayı da şöyle tutuyorum arkadaşlar. Tam bu kemiğin şey boşluğuna gelecek şekilde. Bunu iyice dağıtıyorum. Sonra da böyle dağıtıyorum. Onları da böyle. Bunu yapmadan önce yapmam gereken bir şey vardı. Gözaltı. Rimmel'in Insta Concealer Correct paletindeki bu turuncu rengi alıp gözaltıma şöyle sürüyorum. Neyse. Hala geç kalmış sayılmayız. Zararı neresinden dolayıken. Bu Beauty Blender'ımla bunları da böyle dağıtıyorum. Bu Tarte'ın kapatıcısı çok güzel. Çok seviyorum, çok güzel kapatıyor. Dokusu da çok güzel kalınlığına göre ama göz altında ben yine de bunu çok ağır buluyorum. Ama bunu aydınlatmak istediğim bölgelere, yani şu bölgelere sürüyorum. Kaş üstü boşluklarıma ve şakaklarıma. Çok da değil, hani bir pompada çıkan ürün kadar aldım. Bunu da gene Beauty Blender'la yayıyorum. Hatta şu alnın ortasına da getirebiliriz. Bu kadar ama. Başka bir yerde kullanmayacağım. Burnumuzu da kontür edelim. Burnun ortasına bu artık tanınmayacak hale gelen Make Up For Ever'ın krem kontür paletindeki parlak rengi alıp burnumun ucuna sürüyorum. Normalde böyle balık fırçayla yapıyordum ama bununla daha özensiz oluyor. Şöyle bir fırçayla gene Kat Von D'deki bu kontür yaptığım paletteki rengi alıp şu şekilde kontürlüyorum. Sıra allığa geldi artık. Allık ruj uyumuna çok takılan bir insanımdır. Bugün pembe tonlarında bir ruj kullanmayacağım için, nude bir ruj kullanacağım için allığımı da oldukça nude açık renk tutmak istiyorum. Burada açık bir şeftali rengi var Kat Von D'nin paletinde. Onun için bunu alıyorum. Gülümseyince çıkan yerlerime sürüyorum. Hatta allık ruj far uyumu da çok bence önemli. Yani farla da uydurmak lazım. Evet. Allık da bitti. Şimdi highlighter'a geçiyoruz. Becca ve Merilou'yu karıştıracağım. Önce Becca'nınkini alacağım. Bendeki Gold Pop çok sarı duruyor. Özellikle de kış aylarında. Onun için ilk onu alacağım. Hafifçe. Sonra Merilou'dan daha fazla alacağım. Ve şöyle... Bunu da fırçaya sıkıyorum. Elime geliyor. Fırçaya gelmiyor. Şuralara. Hatta şöyle. Gidebiliriz C şeklinde. Maskara olarak iki farklı maskara kullanacağım. Birisi Rimmel London'ın Scandal Eyes Reloaded siyah
ambalajlı maskarası. Diğeri de L'Oreal Paradise. Bunu sadece alt kirpiklerime süreceğim. Bunu ise üst kirpiklerime. Bu daha zor çıkıyor çıkarırken. Bu çok kolay çıkıyor. Ben hem bunun duruşunu hem çıkarılışını her şeyini çok beğeniyorum. Hatta Şubat favorilerime de koyacağım bunu. Yani o değen parçalarını rimel biraz kuruduktan sonra sileceğim. Yoksa şimdi silersem dağılır. Ruj olarak da MAC'in Strip Down adlı dudak kalemini kullanıyorum. Şimdi Rimmel London'ın Fix Spray'ini sıkıyorum ve makyajımı sabitliyorum. Evet. Makyajım bitti. Bu şekildeydi. Bu makyajı günlük kullanabilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz bu makyajla. Okula, işe ya da şık bir davete gündüz. Ama bu makyajı gece makyajına çevirmek istiyorsanız da sadece rujunuzun rengini 1-2 tık koyulaştırarak çevirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.